Atatürk, kızın. Ahmet abi var ya, Gülden'le sinemaya gidecekmiş ya. Abi. Ne? Abi. Ne? Ne? Doğru mu bu? Doğru. Ama daha sormamış he. Ahmet abi, bir şey söyleyeceğim ya, Gülden kabul etmezse ne yapacaksın? Böyle kalacaksın he. Ne diyecek? Hayır, hayır. Ya etmezse diyor. Ne diyecek? Ya siz işinize bakın. Ay. Of. He, kabul etmesene mesela. Sen Gülden'sin, tamam mı? Ben geliyorum öyle. Gülden. Sinemaya. Gidelim mi? Bak az öyle. Bilmiyorum Ahmet, istemiyorum. Galiba istemiyorum. Ama... Canım istemiyor. Gülden. Evet ben... Nasıl ya? Ha? İstemiyorum Ahmet. Oh. Yapma, yapma tabii. Çok mu acıdı? İstemiyorum. He? Çok mu acıdı? Ver onları da. Başka küçük kalmadı değil mi? Yok. Yok tamam. Kalmadı. Tamam. Hadi gel. Tamam. Şimdi anneciğim. Heh. Ben şimdi üstümü değiştiriyorum. Ondan sonra okula gidiyorum. Tamam mı? Geç kalmayayım yani. Hı. İş var ya tabii, git. Anneciğim bu okul tabii gideceğim yani. Gitmemek olur mu? Aa. Bu da kışlık domates yani çocuğum. Aa, yapmamak olur mu? O zaman şey mesela, Nurten ablayı çağırsan anne, onunla yapın. Evet. Nurten ablayla yapalım, Şükriye ablayla yapalım. Ay canım benim. Sanki evin kızı değil, beyi hanımefendi. Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben bu üniversiteyi bitirip de... güzel bir işe girip de ondan sonra böyle iyi mevkilere geldiğim zaman... Hı. Böyle... o kadar iyi bakacağım ki sana. Ay ay seni kızım. Ay ay. Kuzum benim. Tamam. Tamam. Hadi sen şimdi güzel güzel git. Giyin. Okuluna git. Başarılı ol inşallah. Ama Nazlıcığım bak. Hangi mevkiye gelirsen gel. Anneciğim bana söz ver. Tamam. Tamam. SSK'sı olsun. Tamam. Tamam anneciğim. Ha. Tamam. Bak. Ay ben de öpeceğim. Gel. Gel. Ya ustacığım, bence Ahmet abiden biletleri geri iste. Oğlum abuk sabuk konuşma, kuş beyinsiz. Geri istenir mi oğlum? Olur mu öyle? Karaktersiz miyim ben? Ya ustacığım, karakter mi önemli, aşk mı önemli? Aşk. Da karakter de tabii. Aşk zaten içinde kendi karakteriyle gelen bir şey. Abuk sabuk konuşma sabah sabah bak. Yani diyorum belki hani Gülden abla kabul etmez. Ahmet abi biletleri sana geri verir. Eder eder. Oğlum film, film iyi film. Film son 10 yılın en iyi filmi yani. Etmez etmez. Eder. Bence etmez. Yani etmeyebilir de tabii böyle olursa da... böyle olursa çok şık olur tabii. Her şey değişir yani ya. Ha, hadi inşallah. Ya, bence etmez yani. İnşallah. Öyle mi diyorsun? Etmez, etmez. İnşallah oğlum. İnşallah. Oğlum sen... sen dükkanı... Bismillah. Abi ya... ne zaman soracaksın birileri? Sinema işini. Ya sana ne ya? Sana ne, senin başka işin yok mu ya? Çeneniz düştü ha. Ahmet abi. film ne zaman? Film? Çıkmaz ayın son çarşambasında. Şampiyon ha. Çok iyi film.
Abi. Ya ne var be, ne var be, ne var? Belki sinemada elinde tutarsın Gülden'in. Ya Gülden'in belki sinemada elini tutacağım ama biraz sonra sizin kafanızı kıracağım kesin. O ne o, o ne? Hani böyle hani gidiyon da geliyon da. İzlerken gidiyon da geliyon da. Tatayım mı tutmayayım mı falan diye. Ben sana Ahmet abi ya. Ahmet abi. Şey diyeceğim ben. Yani şimdi filme gideceksiniz ya. Hani belki Gülden kabul etmez falan. Biletler yanmasın ha. Bana verirsin. Elbanımla giderim filme böyle. Haklı, haklı. Tutayım mı tutmayayım mı? Sen şimdi sol elini al. Ne yapayım? Böyle hani el tutmakla tutmamak arası bir tut böyle. Suratına yaklaştır. Yaklaştır, yaklaştır. Sonra dilinle bu iç kısmını dondurma yalar gibi yala. Avucunu yalarsın. Ancak avucunu yalarsın. Kabul edecek Gülden. Beraber sinemaya gideceğiz. Oh! Elini de tutarsın. Bir şey diyeceğim Ahmet abi ya. Avuç yalama ne demek ya? Ben bunu ilk defa duyuyorum ha. Ne demek bu avuç yalama? He? Abi anlatsana avuç yalama de. Avuç yalama şu demek. Heh. Şimdi büyüğünün yanında biraz böyle saygısızlık ettiğin zaman... büyük elini uzatıp ayağındaki terliklere uzanıyorsa oradan hemen kaçtı. Ben ama el tutmayı şaka olarak falan söylüyorum yani. Sen anlamadın mı avuç yalamayı? Ya biliyor ya. Şu avuç yalamayı.